Merhaba, bugün Basın Yayın Birliği Derneği'nin Edebiyat Festivali kapsamında düzenlediği programda 3 öykücü olarak bugün öykü konuşacağız. Öykünün parmak izleri konumuz. Parmak izi kadar tekil olan mevzularından bahsedeceğiz aslında öykü derken. Öyküde atmosfer, öyküde mekanın sembolik değeri ve öyküde tek etki üzerine Arzu Alkan Ateş öykücü yazar kendisi. Yine Muhammed Erdevir öykücü yazar. Bugün onlarla birlikteyiz. Ben Deniz Zeynep Delav. Böyle bir öykü konuşacağız diyelim size. Şimdi öyküde atmosfer konusunu şöyle bahsedeyim. Öyküde atmosfer kurgudan, olay örgüsünden farklı olarak bütün bir öyküye yayılan bir durumu konuşabiliriz atmosfer derken. Yani bakış açısı, diyalog, mekanla birlikte oluşan etki yaratma tekniği aslında atmosferi oluşturmak. Yani öykünün işleyişinde, anlatım düzleminde çok büyük hayat önem taşıyor diyebiliriz. Yani gösterme ve resmetme işlevini görüyor bu, ama böyle bir şeyi fotoğraflamak gibi düşünmeyelim bunu. Çok eskilerden hatırlayacak olursanız şöyle bir şey var. Duvarlara asılan halılar olur normalde ve o görüntü öylece durur. Atmosfer dediğimiz şey öyle bir halının dönüp baktığımızda tamamen oradaki bütün şeklin akması demek. Hani yolsa yolun ilerlemesi, orada olan objelerin, işte hayvan figürlerinin canlanıp size bakıyor olması kadar etkin olmak durumunda atmosfer. Biraz merak uyandıran bir şeyi var, hali var. Karakterin ruh durumunu, mekanın nasıl konumlandığını, nesnelerin görünüşünü ortak bir çizgide buluşturma anlayışı. Aslında bakış açısı diyebiliriz atmosfere. Şimdi yazar aslında şöyle bir şey yapıyor. Okuru günlük hayatından, bütün o kargaşasından, işte okul taksidinden, iş sorunlarından, bütün o geçim gailesinden uzaklaştırıp bir biçimde kitabın, öykünün başına getiriyor. Ve bunun için de ona okutması için bir sebep lazım. Atmosfer tam olarak bunu yapıyor. Öyküyü okumak için bir sebep icat etmek gerekiyor. Hani Rilke'nin bir sözü var, romanının girişi var daha doğrusu Rilke'nin. Demek buraya yaşanacak yer diye geliyorlar, burası ölünecek yer desem daha doğru. Bu romanın ilk cümlesi ve aslında biz ne okuyacağımızı az çok tespit ediyoruz. Hani öngörebiliyoruz ve bunun için hani evet ben bunu okumalıyım diyerek okumaya başlıyoruz aslında. Bunu veriyor. Ben bunu okumalı mıyım? Hani o kurgusal düzeneyi tamamen yakalamamızı sağlıyor. Hani okur yakalamak dediğimiz şey tam olarak atmosferden kaynaklı diyebiliriz. Bu yüzden de metnin bir şey vaat ediyor olması lazım. İşte hani vaat ettiği yer tam olarak hani açık eden yer, bir vaat veren, burada bir merak var, burada bir gizem var, burada bir işte polisiye var, burası kaynayan kazan, bak burada ne oluyor'u veren atmosfer. Şöyle korku, üzüntü, metne yansıtarak atmosfer oluşturuyoruz biz aslında. Hani bunu nasıl yapıyoruz? En fazla betimleyerek yapıyoruz. Yani okurun gözünden görmeye çalışmak o yapıyı. Yükselterek, olayı yükselterek, sözcüklerin diliyle resmederek. Resim derken yine çok tamamen fotoğraflamak anlamında söylemiyorum. Az önce bahsettiğim gibi. Metnin aslında kokusu, rengi diyebiliriz bunun için. Hani bir şey kokar ya okuduklarımız. Bunu tamamen yaratan atmosferdir. Böyle söyleyebilirim. Öykün tür olarak ne olursa olsun, fantastik, lirik, dramatik, gerek duyulan yegane şey atmosfer oluyor. Hani atmosferin varlığı, kendi içindeki tutarlılığı. Az önce bahsettiğim gibi düşünün, işte hani şöyle hemen kiraz ağacının yanından geçiyoruz. İşte kirazlar sağa sola dökülüyor. Kimisi ezilmiş, kimisi daha iyi. O anda bir ambulans geçiyor. Bakın hemen şakır şakır oluşturmaya başlayabiliyoruz. Bundan sonrası zaten okur devam ediyor böyle. Çünkü orada bir merak var. Orada bir gizem var.
burayı, yani o nabız dediğimiz şeyi sürekli aynı ölçüde tutmaya çalışıyor atmosfer. Şimdi bunun en fazla bununla en atmosfer deyince aklımıza gelen öykücüler var tabii. Mesela Faulkner var mesela, hani ilk aklıma gelen benim şu anda hani şak diye. Ama atmosferi en yüksek seviyede oluşturanlardan birisi de Edgar Allan Poe. Hani Aşırın Evi diye bir şey öyküsü var. Oradan ben çok kısa bir şey okumak istiyorum. Hani sırf atmosfere dair o tam olarak ne demek istediğimi örneklemek istiyorum. Karanlık, kasvetli, pardon, kasvetli, karanlık, sessiz bir sonbahar gününün iç karartıcı bir arazide at sırtında geçirmiştim. Gökteki bulutların alçaklığı boğucuydu. Sonunda akşamın gölgeleri uzarken karşımda hüzünlü görünüşlü aşırı evi belirdi. Nedendir bilmiyorum ama binayı görür görmez ruhuma dayanılmaz bir keder çöktü. Dayanılmaz diyorum çünkü bu his can sıkıcı ya da korkunç görüntülerin en amansızca bile genellikle eşlik eden, şiirsel olduğu için yarı zevkli olan o duygu tarafından hafifletilmemişti. Önümde uzanan manzaraya, eve ve arazinin sade ayrıntılara, çıplak duvarlara, gözleri andıran boş pencerelere, yer yer bitmiş bataklık otlarına, beyaz gövdeli çürümüş birkaç ağaca bakarken ruhumda öyle bir sıkıntı vardı ki diyor. Mesela direkt hakikaten basıyor bizi böyle atmosfer dediğimiz şey. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı atmosferle alakalı? Eklemek isteyeceğiniz? Evet, sanırım şöyle, atmosfer aslında bizim öyküyü okumamızı sağlayan şey. Çünkü zannedilenin aksine öykü bir olaydan oluşmuyor. Bir olay anlattığınız zaman menkıbe de yazmış olabilirsiniz, bir masal da yazmış olabilirsiniz, bir roman da olaya yaslanıyor. Gazete yazıları, haberler bakın olaya yaslanıyor. Öyküyü bütün bunlardan ayıran özellik dediğimiz zaman benim aklıma ilk önce atmosfer geliyor. Gerçekten de iyi kurulmuş bir öyküde, iyi yazılmış bir öyküde atmosfer bütün olayı, zamanı, mekanı, okur üzerindeki etki üzerinde taşıyan bir güç. Öyle diyebiliriz. Evet, evet kesin. Yani iyi bir sebep veriyor atmosfer hani. Evet. Ben de katılıyorum buna. Atmosfer iyi kurulmamış bir öykünün zaten okur tarafından çok kabul gördüğüne de inanmıyorum. Bir evet. Okur olarak önce benim o atmosferi hissetmem gerekiyor. O atmosferin içine girmem gerekiyor. Eğer giremiyorsam zaten öykü benim için bitiyor. Evet. Aynı şeyi yazarken de geçerli. Yarattığınız kahramanlardan tutun da anlattığınız olaya kadar o atmosferi kurmadığınız sürece o öykü sizin kafanızda da kendi içinde de oturmuyor. Kesinlikle. Evet. Peki o zaman geçelim mi mekanın sembolik de şeyine, değerine? Evet, olur. Sazı ben alayım. şöyle. Şimdi liselerde hep anlatılan bilgi vardır. Çok eski bir bilgi. İşte öykü ya da hikaye dediğimiz tür dört temel unsur üzerinde durur. Olay örgüsü, zaman, mekan ve kişi diye. Mekan bunlardan birisidir. Fakat mekan anlatırken çok sınırlı anlatırız. İşte bir parça halinde nedir? Olay İstanbul'da geçiyor deriz ve geçeriz. Halbuki öyle değil. Neden? Simone de Beauvoir şöyle diyor bir yazısında. Ben bunu çok seviyorum. İnsan, zaman, mekan, uygarlık, teknik ve benzeri şartlara bağlı olarak oluşur. Dolayısıyla insanı anlatma iddiasındaki öykü de aslında bu şartlar içerisinde oluşuyor. Yani mekan öykünün ayaklarını, anlatımın ayaklarını yere bastıran, anlatımı sınırlandıran, kişileri daha gerçekçi kılan bir unsur. Yazar her gün dünyayı yeniden keşfeden kişi değil bana göre. Bana kalırsa yazar dünyayı her gün yeni baştan kuran kişi. Yeni baştan kurarken de çevresini, dünyayı yeniden gözlemliyor ve sözcüklere döküyor. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bir odaya girdiğinizde, bir meydana girdiğinizde, bir salona girdiğinizde manzaranın tamamını tek bir parça halinde göremezsiniz aslında. Gördüğümüzü düşünürüz ama göremeyiz. Manzaranın parçalarını görürüz. Ya da o odadaki eşyaları böyle teker teker gözümüzün önünde bir kontrol listesinden kontrol ediyormuş gibi kontrol ederiz. Bunu ben çok önemli buluyorum. Aynı şeyi yazarlar da yapıyor. İyi bir öykücü öyküsünü ele aldığı zaman mekanı tasvir ederken bu parçalardan yararlanıyor. Parçalı anlatım bir araya geldiğinde
öykünün bütününü oluşturuyor. Tabii mekan deyince özellikle edebiyat ve felsefede aklımıza ilk gelen kişi sanırım Başlar'dır. Onun Mekanın Poetikası isimli eseri çok önemli, kıymetli bir eser. Bu eseri yazılış sebebi sorulduğunda şöyle diyor o. Mekanın bir sığınak olduğunu, koruyucu özellikle bir yer olduğunu anlatmak istedim diyor. Çünkü insan burada düşünmekten çok düşler kurar diyor. Aslında yazarın yine yaptığı bu. Mekan üzerinden insanları düş kurmaya davet ediyor öykücüler. Bu anlamda da mekanın çok önemli ve değerli olduğunu söyleyebiliriz. Elbette mekan pek çok amatör yazarın ya da yazma macerasında yeni başlayanların diyelim ilk yaptığı hatalardan biri budur. Mekanı sadece bir fon olarak kullanmak. Halbuki mekan hiçbir zaman bir fon değildir. 1950 kuşağının en güçlü kalemlerinden Adnan Özyalçıner şöyle diyor. Mekan ya da eşya öyküde fon olarak yer almamalı, dekor olmamalıdır. Öykü kişisiyle mekan arasında canlı bir ilişki olmalıdır. Evet, öykü kişisiyle mekan arasındaki o canlı ilişkiyi nasıl kuracağız? Sanırım bütün mesele bu. Canlı bir şekilde anlatılan mekan okuyucuya büyük zevk veriyor. İnsanlarda eşyaya doğru bir meyil var. Eşyayı sahiplenme, bulunduğu mekanı sahiplenme, mekan ve eşyayla bağ kurma dürtüsü var. Özellikle yaşadığımız dünyada bize ait olan, hatıralarla süslediğimiz mekanlara ve eşyalara daha çok bağlanıyoruz. İnsanların hikayesi olduğu gibi mekanların da hikayeleri var. Eşyaların da hikayeleri var aynı şekilde. Sanırım bu içimizdeki işte vintage, retro ya da nostalji tutkusunu da buna bağlayabiliriz. Yazar da aslında bunu yapıyor. Bir kayıt tutuyor. Kayıt esnasında insanların hayatına değen, onları şekillendiren, ruhsal dünyalarını etkileyen fiziksel mekanı ve etraflarındaki eşyayı, objeleri öyküsüne konu ediniyor. Öykülerin belli başlı mekanları var. Tabii ki kentler bunun başında gelir. Sanırım Türkiye'de, Türkçe edebiyat içerisinde ilk akla gelen şey Türk edebiyatında İstanbul öyküleridir. Mesela kimler var? Ahmet Oktay, tabii ki Sait Faik ya da işte Jale Sancak. Adnan Özyalçıner, az önce bahsettiğimiz bu isimleri birer İstanbul öykücüsü olarak sayabiliriz. Tabii Sait Faik biraz daha adalar diye daraltmıştır onu. Çok da güzel yapmıştır. Başka mesela Memduh Şevket Esendal deyince Ankara ve o bürokratik çevrede geçen öyküleri düşünebiliriz. Köy ve kasaba öyküleri var sonra. Mesela Sabahattin Ali'nin bu yönünün üzerinde çok durulmuyor. Sabahattin Ali çok iyi bir kasaba öykücüsüdür. Öyküleri o kasaba hayatının kendi iç dinamiklerini başarıyla yansıtır. Kaldı ki bunu romanında da yapıyor ama o konumuz değil. Yine Taşra deyince Mustafa Kutlu yaşayan edebiyatçılarımız içerisinde mutlaka anılması gereken bir isim. Enteresan bir ilişki. Onat Kutlar tek bir kitapla edebiyatımızda iz bırakmış İshak'la. Ama onun öykülerinde büyük şehirde geçmesine rağmen o taşra sıkıntısını, kasabadan taşınan bunalımı hissederiz. Kalemine yansımıştır ve bu yönü bence onun 50 kuşağı öykücüler içinde ayrışmasını sağlamıştır. Yine dar mekanlara geçtiğimizde Tomris Uyar'ın Düş Satmak öyküsü var. Küçücük bir dükkanda sonra o dükkanın bodrumuna inerler. Oradaki bir tamirciyle konuşur falan. Böyle elbiseleri, eşyaları tamir eden birisi düş satmak üzerinden gider. Orada böyle eşyaların ve mekanın, öykünün atmosferini ne derece değiştirdiğini çok iyi görürüz. Çok başarılı bir öyküdür o bence. Lafınızı bölüyorum, kusura bakmayın. Tabii ki. Bütün yoğunlaşmanın aslında daha dar mekanlarda çok daha yoğun olduğunu, okuru asıl çeken yerin o dar mekanlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Hani evet. Yanında otururmuşçasına sana anlatan bir ses oluyor adeta. Fakat sen o odada, yani bir odayı anlatmak, belki bir adayı, belki bir semti anlatmaktan daha zor ama çok daha keskin bir okuru çekme gücü var mekanlı evet. Anlamda. Bunu şöyle düşünebiliriz. Sinemada da aynı şey var. Başarılı bir yönetmen dar mekanda belki tek bir kadraja bütün derdini anlatabiliyor. Evet. Ama başarısız demeyelim ama iyi çalışılmamış metinlerde, sinema filmlerinde de aynı sıkıntıyı görürüz. Çok geniş bir coğrafyada, çok geniş bir mekanda geçmesine rağmen o izleyiciye onu yansıtamaz. Bu öykülerde de böyle. Mesela Sait Faik'in en başarılı bulduğum öykülerinden biridir Mahalle Kahvesi öyküsü.
yazar anlatıcının kahveye girişinden, kahvedeki olayların arka arka sıralanışı ve geriye doğru bütün hikayeyi keşfedişleri, işte kız kardeşini kötü yola sürükleyen ve evlatlıktan reddedilen bir adamın hikayesi var orada. Yani atmosfer müthiş, mekan anlatımı müthiş, o kahvedekilerin tavırları, duruşları o kadar başarılı aktarılıyor ki, mekan, eşya, insan ilişkisi ve bunların atmosferi kurması gerçekten son derece güçlü. Yine Yusuf Atılgan'ın evdeki öyküsü var. İşte bir genç kız evde, ev kızı. Onun hayalleri bir gün bir de bakıyor ki belki 10-15 yıldır karşı arsada yığılı duran kalaslar kaldırılmış. Kaldırıldığını bile geç fark ediyor. O evin penceresinden görünen dünyayı çok başarılı anlatır dar mekan anlamında. Oğuz Atay'ın Beyaz Mantolu Adamı, çok farklı bir mekan kullanımı var. Cadde boyunca böyle ilerleyen, denize doğru giden o caddenin hareketi o kadar güçlü bir şekilde yansır ki o öyküye. Mekan güya geniştir ama böyle evler, dükkanlar sanki üstümüze gelir. Fantastik, mitolojik mekanlar da kullanılabilir okuru etkilemek için. Aklıma ilk gelen öykü, benim de en sevdiğim öykülerden birisi, tekrar tekrar okuduğum sevgili Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Adem ile Havva öyküsü. Cennette yaratılmayı, kadın ve erkeğin birbirini bulmasını, sevgiyi, şefkati, arzuyu ve ikisinin bir arada bir korku ve telaş içinde dünyaya indirilmesini, kadının erkeğe değil aslında erkeğin kadına sığınmasını, o kozmik diyebileceğimiz bir mekan bağlamında çok başarılı anlatır. Bu evet, anlamda mekan aslında bu da... atmosferden sonraki öykünün en büyük imkanı. Ben mekanı imkan olarak da nitelendiriyorum. Hani evet. Sadece şu var, siz hani yeni bir mekan anlatıyorsanız, bir kafe tarif ediyorsan eğer, bir köy kahvesini tarif etme imkanın da ayağının altından çekiliyor aslında. Hani böyle de bir şeyi var. Hani iyi kurmak gerekiyor. Hani yoksa okuru dağıtmak ya da okuru da tutmak gibi de bir yani yapıştırıcı bir etkisi de olabiliyor. Ama iyi kullanıldıktan sonra, iyi oluşturulduktan sonra, yani atmosferden hemen sonraki en büyük etki diyebilirim mekan için. Çok önemsiyorum ben de mekanı gerçekten öyküde. Sanırım orada yani şey de, devreye giriyor, efendim? Betimleme devreye giriyor. Evet. Betimleme devreye giriyor orada. Evet, evet. Yani süremiz var mı bilmiyorum ama çok kısa birkaç şeye değinmek istiyorum eşyalarla ilgili. İşte mekan betimlenirken elbette eşyalara da sığınmak, eşyalardan bahsetmek gerekiyor. Buradan da tek etkiye bağlayalım. Şöyle, yazar eskiden, eski metinlerde, nasıl söyleyelim, belki bir ortaçağ metinlerinde tanrısal bir bakış açısıyla sadece fon olarak kullanıyor. Daha sonra aydınlanma çağıyla birlikte dünyaya daha bilimsel ve akıl gözünden bakan bir anlatım beliriyor. Burada işte çok detaylı, gerçekçi betimlemeler yapmaya çalışıyoruz. Sonra bu tekrar sınırlandırılıyor. Sınırlandırılma sebebi şu. Öyküdeki her eşya bizim için çok önemli değil. Ama bazı eşyalar öykünün sembolik gücüne, anlatımına büyük önem katıyor. Hatta sırf eşya üzerine kurulu öyküler de olabiliyor. Öykümüzün, modern öykümüzün kurucusudur diyebiliriz. Ömer Seyfettin'in Pembe İncili Kaftan öyküsünü düşünelim, hikayesini. O dönemde hikaye deniyor çünkü. Pembe İncili bir kaftan üzerinden anlatıyor bütün derdini. Ya mesaj bambaşka bir mesaj. Osmanlı-İran mücadelesi üzerinden mesaj veriliyor. Ama orada o kaftan öykünün başından sonuna kadar bütün yükü taşıyor. Memduh Şevket'in, yine az önce bahsettik, onun Mendil Altında diye çok tatlı bir öyküsü vardır. Küçük bir memur, işte önce şef, sonra müdür, sonra genel müdür olduğunu hayal eder, yüzüne bir mendil örter. O mendil, onun o kurduğu düşlerin sembolüdür adeta. Ya da biraz farklı olacak ama Sait Faik'in birçok öyküsünde cebinde taşıdığı bir çakısı vardır. Cebinde çakı taşıyan bir yazar. Aslında Sait Faik'i en iyi tanımlayacak şeylerden birisi bu. Biraz salaş, biraz berduş, dünyadan vazgeçmiş. Belki gecenin geç vakitlerine kadar sokakta dolaşabilecek birisi. Beni çok etkileyen bir öyküydü. Hiç unutmayacağım bir öyküdür. Hulki Aktunç'un Araba diye bir öyküsü var. Bir el arabasıyla satış yapan bir seyyar satıcının öyküsüdür. O el arabasına konur cenazesi ve o şekilde götürülür. İnanılmaz çarpıcı ve sarsıcı bir öykü. Yine az önce bahsettiğimiz Oğuz Atay'ın Beyaz Mantolu Adamı'ndaki beyaz manto, bir kadın mantosu halbuki, çıplak bedenin üzerine geçiriyor onu.
Ve denize doğru yürüyor. Suların içinde kaybolup gidiyor. Evet. Böyle mekan, ağzım eder peki, eşya, peki. Çok pardon, buyurun. İşte mekan, eşya bizi nereye getiriyor? Arzu Hanım'ın anlatacağı tek etki evet. kuralına getiriyor. Sözü ona devredeyim ben evet. Tam da burada. Arzu buyurun. Ben tek bir etki teorisi üzerinde duracağım. İlk öykü teorisini Edgar Allan Poe'nun tek bir etki teorisini Poe şöyle açıklıyor kendi teorisini. Bir öykü okuyucunun kafasında tek bir etki yaratacak şekilde kurgulanmalı. Bu tek bir etkinin yarattığı dramatik coşkunun korunabilmesi için de öykü bir okunuşta bitirebilecek kısalıkta olmalıdır diyor. Ayrıca olaydaki bütün unsurlar, yani olay, kişi, yer ve zaman bu tek bir etkiyi vurgulamak için kullanılmalı. Bu öykü, tek bir etki yaratacak öykünün dili şiirsel olmalı. Nasıl şiirde, özellikle saf şiirdeki, bunun edebiyatımızdaki en güzel örneği belki de Yahya Kemal'in şiirleridir. Bir kelime çıkartıldığında ya da bir kelimenin yeri değiştirildiğinde öykünün bütün anlamı, şiirin bütün anlamı bozulur. Edgar Allan Poe'ya göre de kısa öyküden, tek bir etki yaratmayı amaçlayan bir öyküden bir cümle çıkartıldığında öykünün anlamı çöker. Yani bir dil işçiliği söz konusu, Poe'ya göre söz konusu olmalı. Tabii Poe bu teorisini olay öyküsüne uygulamıştır. Sonuçta onun yaşadığı dönemde henüz durum hikayesinin örnekleri verilmemişti. Acaba yaşasaydı durum hikayesine uygulamaya kalkar mıydı? Bunu bilemiyoruz. Fakat şiir uygulanabileceğini düşünüyor Poe bu teorinin. Ve Yazmanın Felsefesi adlı metninde diyor ki öykü düz yazı biçiminde kurgulanmış bir şiirdir diyor. Ve Kuzgun adlı şiirinden hareketle de öykünün yazılma sürecini ve bir öykü yazarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıklıyor. Şimdi şunu belirtmeliyiz ki evet, Kuzgun bir şiir, lakin kendi yazdığı şiir, hatta Poe'nun bir şiiri bu. Lakin Poe bu şiiri kısa bir etki yaratmak üzere kurgulanmış bir öykü olarak görüyor. Ve buna bu teorimi de bir şiir olan bu metne uyguluyor. Ve diyor ki, okurda oluşturmak istenen etkinin korunabilmesi için yapıtın bir seferde okunmayacak kadar uzun, okurda bir iz bırakmayacak kadar kısa olmaması gerekiyor. Yani mühür bal mumu üzerine sağlam bir şekilde bastırılmalıdır Poe'ya göre. Ve bu metnin anlamı açık olmalı, meselesi net olmalı. Okur öykünün dışına taşarak başka bir kaynaktan öykünün meselesini çözümlemeye kalkmamalı. Çünkü Poe'ya göre bu metnin, öykünün bütünlüğünü bozar. Şimdi Poe'nun tek bir etki kuramı günümüzde kısa öykü türüyle ilgili çalışanlar tarafından ilkel bir yaklaşım olarak görünüyor günümüzde. Hatta Thomas Gullason şöyle diyor: oldukça yakın bir zamana dek kısa öykünün değeri anlaşılmamış bir sanat olmasının nedeni Poe'nun yazarlar ve dergiler tarafından abartılarak uygulanan kurallarına bağlıdır, diyor. Elbette onun gibi düşünmeyenler de var. Çünkü bugün baktığımızda bu alanda çalışma yapan birçok eleştirmen çalışmalarında Poe'nun adını anmakta ve onun tanım ve kurallarından yararlanmaktadır. Bu da Poe'nun bu tek bir etki teoriminin geçerliliğinin hala sürdüğünü göstermektedir. Yine Poe, kısa hikayede tek bir etkinin meydana gelebilmesi için etkileyici bir son olması gerektiğini savunur. Ona göre hikayedeki olaylar, kişiler, mekanlar hikayedeki bu sona hizmet etmelidir. Bütün hazırlıklar hikayenin etkili sonu oluşturmak içindir. Çünkü hikaye bittiğinde okurun zihninde bu son kalacaktır ve bu sonun yarattığı etki uzun süre devam etmelidir. Tabii ki şimdi şöyle düşünürüz, klasik öykü için geçerli bir şey bu. Çünkü bir klasik öyküyü oluşturan nedir? Serim, düğüm, çözümdür.
Ve baktığımızda evet gerçekten bir klasik olay hikayesinin meselesi en önemli bölümü çözüm bölümü gibi durur. Çünkü o serim bölümünde, düğün bölümünde merak uyandırılır, bir gerilim yaratılır. Ama en son bölümünde ne olur? Beklenmedik bir şekilde bütün bu gerilim ve merak duygusu giderilir. Ancak modern hikaye için, günümüzdeki hikaye için tabii ki bunu söylemek, bu son anlayış artık önemini yitirdi. Çağ'ın hikayeleriyle yerleşen anlayışa göre öyküde bugün bitmemişlik hakim, öykü okurun zihninde devam etmeli. Yani bu aslında bir nevi okurun öyküye dahil edilmesidir diye düşünüyorum. Hatta bazı metinlerde sonsuzluk duygusu yaratılmakta ve okur anlatıcı tarafından yönlendirilmemekte ve özgür bırakılmaktadır. Sanırım bu durumu en iyi özetleyen sözler Murat Hanmungan'a ait. Şöyle diyor Murat Hanmungan: hikaye sonunu size bırakıyor. Sonra diyorsunuz. Peki sonra ne oldu? Ne yapacaksın sonra ne olduğunu? Sana ne? Diye tersliyor hikaye. Hatta belki sonunu ben bilmiyorum. Ya sen biliyor musun? Diye dalgasını geçiyor. Ya da peki sence ne oldu sonra diye bir karşı soru soruyor. Ya da omuz silkerek hepsi bu kadar diyor. Kusura bakma ama hepsi bu kadar. Hayatta da daha fazlası yok ki. Şeklinde özetliyoruz. Evet, Türk Edebiyatı'nda tek etki kuramını klasik anlamda hikayenin sonuna önem verenlerin başına şüphesiz ki Ömer Seyfettin geliyor. Seyfettin hikayelerinde sonların çarpıcı ve vurucu olmasına çok dikkat eder. Olayların başlangıcından itibaren kahramanların tatlimi, tasvirler hep bu sona yöneliktir. İnci Engin'in Ömer Seyfettin hikayelerinin bu yönde vurgu yapar ve Topuz ve Diyet hikayesinin bunun en iyi yansıttığını ifade eder. Seyfettin hikayelerinin sonunda okur bütün olayları birbirine bağlar, karanlıkta hiçbir nokta kalmaz, bütün düğümler çözülür. Seyfettin'in öykülerindeki sonun düzenlenişi o kadar güçlü ve sarsıcıdır ki okurun zihninde o son an kalır ve öykü okurun zihnine kazınır. Zaman zaman da travmatik bir şey oluşturur. Burada bomba hikayesinden bahsetmek istiyorum. Bir anım var çünkü bu hikayeyle. Ben ortaokul yıllarında bombayı okumuştum. O kadar etkilenmişim ki o kutudan çıkan baş yüzünden. Ben günlerce kabuslar görerek, korkarak uyandığımı hatırlıyorum. Hatta bazen şimdi öğrencilerime önerirken de bazı öyküleri daha zamanı var diye düşünüyorum açıkçası bu sonlar nedeniyle. Tabii Seyfettin'in tek bir etki kuramını ustalıkla uygulamasındaki önemli nedenlerden biri de dramatik yapıyı oluştururken birçok hikayenin olay kahraman bakış açısıyla anlatması ve okuru hikayenin merkezine koyması da onun bu hikayedeki tek bir etkiyi yaratmasında önemli bir etken gibi duruyor. Diyet hikayesinin sonundan bir bölüm parça okumak istiyorum izin verirseniz. Hacı kasap kolunun diyetini benim verdiğimi unutuyorsun galiba. Ben olmasam şimdi çolak kalacaktın der Koca Ali. Yine cevap vermedi. Acı acı gülümsedi. Kızardı. Sonra birden sarardı. Hızla döndü. Bilediği satırların en büyüğünü kaptı. Sıvalı kolunu yüksek kıyma kütüğünün üzerine koydu. Kaldırdı ağır satırı öyle bir indirdi ki o anda kopan kolunu tuttu. Gördüğü şeyin dehşetinden gözleri dışarı fırlayan Hacı kasabın önüne "Al bakalım şu diyetini verdiğin şeyi" diye fırlattı. Sonra esbabının kolsuz kalan yerini sıkı bir düğüm yaptı, dükkandan çekti. Tabii ki okurun hiç beklemediği bir sondur bu. Okuru dehşete düşürür ve bu son sayesinde ya da bu sonlar sayesinde öykü okurun dimağına kazınır. Tabii Edgar Allan Poe'nun bu tekniği, Ömer Seyfettin'in bu tekniği Edgar Allan Poe'dan aldığına dair bir kanıt yok elimizde. Ancak bu bir tek etki kuramını öykülerinde başarıyla uyguladığını söylemek. Zaten dönemsel olarak hani orada Poe varsa burada Ömer Seyfettin oluyor.
Hani dönem olarak birbirlerine paralel yapıyorlar. Ben tek etki için bir kanıt yok ama. Geliyor aklıma. Hep finale doğru okuru yönlendirdiği için sanki şöyle bir şey, öykünün o anda gücü anlatılmayan, gizlenen şeye odaklandırılıyor. Yani az önce bak okuduğum metin hani en sona, finale odaklanıyoruz. O yüzden de hani anlatılandan çok anlatılmayana yüklendiği için bence tek etkinin en büyük numarası burada saklı. Bilmiyorum o Muhammed Hocam ne düşünür. Evet. Ben biraz örnek şey gibi, mesela Robert Kelly diye bir adam var, şey diyor, silinti diyor mesela tek etki için şey diyor. Yani diyor okuyucunun beklentisi olduğu ama anlatılması zorunlu olmayan parçaların ustaca öyküden atılmasıdır diyor mesela. Tek etkiyi oluşturabilmenin özelliklerinden biri olarak söylüyor bunu Robert Kelly. Hakikaten öyle yani, örnekle Poe'da öyle, evet. İşte Ömer Seyfettin'de öyle. Buyurun. Şimdi söylediğin şey çok güzel. Aslında şeyi de örnek verebiliriz buna. Bir illüzyon var aslında. Yani bir görünen var. Evet, öykücü birçok şeyi kuruyor. İşte bir sahne var. Sonra sahnede bir takım dekoratif ögeler var. Işık var, ses var, sis var. Bizi bir şeylere hazırlıyor. Sonra bir anda hiç beklemediğimiz bir şey oluyor. İşte oradaki mankenin ikiye bölünmesi gibi. Ya da kılıçları saplıyor ama kimse zarar görmüyor gibi. Beklemediğimiz bir sonla bizi o hazırladığı yolun sonuna getirmiş, orada bitirmiş oluyor. Evet. Devam edebilirim sanırım. Tabii lütfen. Bir öykünün hangi teoriye ya da hangi tekniğe göre yazıldığını bilmek okura ne katar? Ya da bir yazarın öyküsünü hangi teoriye, hangi tekniğe göre kurduğunun kurması yazara ne kazandırır? Bunlar sorulabilir. Sonuçta pratikler teoriyi doğurur. Teorik bilgi ancak bir fikir verebilir okura. Harold Bloodgett teorik bilgiye sımsıkı sarılanlara şöyle diyor. Sonuçta insan öykü yazar olarak doğar. Öykü yazarı haline gelmez. Yazmayı öğrenmenin tek yolu yazmaktır. Ve çalışmak. Daha çok çalışmak. Hemen hemen her şey demektir. Bu öykünün öğretilemeyeceğini ancak öğrenebileceğini söylemekle aynı kapıya çıkar. Bilgi öğretmen yazar adayına ne yapmayacağını söyleyebilir. Bloodgett'in bu sözlerine katılmamak mümkün değil. Sonuçta her yazar kendi deneyimini yaşar, kendi öykü evrenini kurar, kendi sesini yakalar. Bu ya da yakalamalıdır. Önemli olan budur. Yine bir alıntı var. Bu da Poe'nun tek bir etki anlayışını çok güzel ortaya koyduğu için bu alıntıyı da paylaşmak istiyorum. Öykü nişan alınan, hedefi tam ucuyla ve bütün gücüyle vurması için uçaktan atılan bir mermi gibi büyük ve hızla atılım yapmalıdır der Ehrenbaum. Bu sözleri de öykünün kısa bir zamanda büyük bir etki yaratması gerektiğini dile getirir ve Poe'yu da desteklemiş olur. Tabii Poe öykünün teorisini yazmış, ondan sonra gelenler bu teoriden etkilenmişler, geliştirmişler ve bir nevi Amerikan edebiyatını, İngiliz edebiyatının tekelinden de kurtarmışlardır. Bugün Amerikan edebiyatı kendi tarzında bir öykü anlayışı ve edebiyat sahnesinde yer almıştır. Ve Poe'dan sonra bir sürü teori, bir sürü teknik ortaya çıkmıştır. Çıkması da çok doğaldır. Çünkü çağlar kendi teorilerini, kendi tekniklerini, kendi dillerini yaratırlar. Ama Poe'nun da hedeflediği şeyi başardığını söyleyebiliriz. Bütün bunları ek olarak şunu belirtmek istiyorum. Öykü yapısı gereği sınırları net bir biçimde çizilemeyen bir türdür. Öykü türünün kurallarını belirlemek kolay değildir. Diğer türlerde olduğu gibi nasıl bir şiirin tanımını, yüzlerce tanımı var ama hiçbiri tam anlamıyla kapsamıyor. Ya da roman içinde aynı şeyi söyleyebiliriz bunu. Bu öykü için de geçerli. Dünya edebiyatında Dekameron, Türk edebiyatında Dede Korkut'la başlattığımız ya da başlayan, gelişen bu tür bütün tanımların dışındadır. Edebiyatımızda ilk modern hikaye örnekleri 19. yüzyılda yani Tanzimat'la birlikte verilmeye başlandı. Ve bu dönemden sonra da bizim modern anlamdaki, tabii ki öncesindeki anlatı geleneğini saymıyorum, modern anlamdaki hikaye geleneğimiz oluşmaya başladı. Şimdi bu topraklardan Leyla Erbil, Sevim Burak, Tomris Uyar,
Sait Faik Abasıyanık, Ferit Edgü, Bilge Karasu, Oğuz Atay ve Mustafa Kutlu gibi bir dolu, bir nice daha ismini saymadım, sayamadım bir sürü öykü yazarı yetişti ve hepsi de bu türde eser verdiler. Baktığımızda bu yazarların hepsi kendi öykü evrenini kurmuşlardır. Kendi dillerini, kendi seslerini bulmuşlardır. Hepsinin eserleri de özgün eserlerdir. Ve her biri de öykü geleneğimize eserleriyle katkı sunmuşlardır. Şimdi onların eserlerini hangi kuramlarla oluşturduklarının bir önemi yoktur bana göre. Çünkü kuramlar, teoriler az önce de söylediğim gibi zamana göre değişir. Nasıl biz bugün Tanzimat döneminin teknikleriyle ve diliyle bugünün hayatını ve insanını anlatamıyorsak, belki bundan 50 yıl sonra da bugünün teknikleriyle, bugünün diliyle 50 yıl sonrasının hayatını ve insanını anlatamayacağız. Ama eser ortadadır. Eğer bu eser türünün iyi örneği ise, işte hemen aklıma Hallaç geliyor, hemen aklıma Yanak Saraylar geliyor, hemen aklıma Korkuyu Beklerken geliyor, hemen aklıma Çığlık geliyor, Uzun Hikaye geliyor, evet, Yürekte Bukağı geliyor. Yani bu eserler ortadadır. Ve bu eserler aslında verilen bütün teorik bilgilerden, yani bir teori kitap okumaktan çok daha öğreticidir. Çünkü kendini model olarak sunar diyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ağzına sağlık. Rica ederim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Muhammed Hocam sizin... Ben burada bir parantez açayım. Tek etki dediğimizde biraz tabii Poe'nun söyledikleri önemli ama ben biraz daha geniş düşünmek istiyorum bunu. Yani şu var. Öykü dediğimiz türün tek bir sıklet merkezi var. Tek bir ağırlık merkezi var ve bunun üzerinde duruyor. İşte 3 tane, 4 tane, 5 tane duyguyu aynı anda anlatamıyorsunuz. Bir duygu bir odak noktası oluyor ve öyküyle bunu anlatıyorsunuz. Çünkü öykü sınırlı zamanların, dar mekanların türü aynı zamanda. Sözcük sayısı bakımından sınırlı ki bizim bahsettiğimiz kısa öykü aslında. Yani yaklaşık işte 1000-1500 kelimeden 2000-3000 evet, kelimeye kadar uzanan öyküleri kastediyoruz. Daha uzun olan uzun hikayeleri, novellaları, romana uzanan çizgiyi kastetmiyoruz. Burada ciddi bir sınırlılık var. Tek bir sıklet merkezi üzerinde duruyor. Ben tek etkiyi biraz bu şekilde yorumluyorum. Modern öyküde de aslında varlığını devam ettiriyor. İşte atmosfer bizi oraya yönlendiriyor. Atmosfer tek bir dünyanın, tek bir duygunun, tek bir algılayış biçiminin etrafında oluşuyor, kümeleniyor. Ve okuyucuya ulaşan, yansıyan his bir tane oluyor. Bu anlamda düşünülebilir modern öykü bağlamında. Evet, teşekkürler. Peki o zaman ben kapatıyorum. Çok teşekkür ederim her ikinize de. Bugün hani gerçekten olmazsa olmazlarını hani parmak izi derken bunu kastettik aslında. Evet. Tamamen öykünün her bir kişiye farklı duygular vermesi gereken o nüvelerden, o özelliklerden bahsettik bugün. Çok teşekkür ediyorum Muhammed Erdevir size. Arzu Algan'a teşekkür ediyoruz. Size. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.